Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün Ebu Zeyd okumalarının beşincisindeyiz. Biraz bu hafta derslerimin ertelendiğini ve gününden saptığını daha önceki derslerimde de arz ettim. Umarım beni hoş görürsünüz. Şimdi Ebu Zeyd okumalarımızda merhumun yorum meselesi kitabındaki hermenötik tarihçeye ilişkin yapmış olduğu ön bilgiler, özet bilgiler kendisi açısından sona erdi. Bugünkü yapacağımız ders ve içeriği itibariyle Ebu Zeyd'in bize anlatmak istedikleri husus kendisi açısından tamamlanmış oldu. Daha sonra yine bu konuyla bağlantılı olmak üzere gösterge bilimin, semiyolojinin bir genel geleneğimizdeki tarihçesinden söz edecek. Dolayısıyla onunla da bağlantılı olduğu için bu konulara girdi zaten. Ben her iki konuyu birbirine bağlantısını sağlamak açısından hem de hermenötik gelenekte bu üzerinde durulan hususlara ilaveten siz değerli izleyicilerimin ve sevgili öğrencilerimin bu konuyla ilgili bilgilerini itmam etmesini hedeflediğim tamamlayıcı bazı unsurların üzerinde önümüzdeki derste duracağım. Konuyu bir sonraki mevzuya bağlayarak inşallah devam edeceğim. Bu açıdan yapmış olduğumuz bu 5-6 okumalık hermeneutiğe yönelik mevzular umarım en azından İslami ilimler geleneğindeki tevil ve yorum geleneğimize ek olarak çağdaş sosyal bilimler alanında yorum bilimin hermeneutiğin neye tekabül ettiğine ilişkin en azından genel bir çerçeveyi sizlere sunduğunu düşünüyorum. Bu açıdan faydalı olduğu kanaatindeyim. Peki şimdi biz ekranımızı paylaşalım, tahtamızı açalım. Her zaman olduğu gibi buradan devam edelim. Şimdi kitaba da baktığınız zaman Gadamer'den sonra konuyu Paul Ricoeur'a getirdi müellifimiz. Allah rahmet eylesin. Bu son derece önemli bir isim. Tabi doğal olarak bölümü okursanız zaten 4-5 sayfalık bir kısım. Burada müellifin Paul Ricoeur üzerinden başka isimlere de zorunlu olarak değindiğini ve çok özet bir biçimde ünlü filozof ve hermenötikçi ustanın Paul Ricoeur'un üzerinde oldukça az durduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla ben her zaman yaptığım gibi bugün sizlere konuyu kendi sunumum üzerinden kitaptaki içeriği de kapsayacak ölçüde bir hususu ele almayı ve özetlemeyi düşünüyorum. Bu itibarla hemen şöyle başlayalım. Yakın tarihte 2005'te vefat eden bir isim olarak Paul Ricoeur, hiç kuşkusuz ki hermenötik gelenekte efendim kendisine kadar bu konuyla ilgili verilmiş bilgilerin efendim üzerinden son derece önemli hermenötik ilkeler tespit edebilen, görüşler ortaya koyan ve bu alanda yorum bilimle özellikle de ilahiyatın kendine özgü tevili ve yorumuyla ilgilenen ister Hristiyan, ister Müslüman, ister Yahudi ya da başka herhangi bir din mensubu olsun, her teoloğun bigane kalamayacağı bir isim Paul Ricoeur. Bu itibarla son derece önemli olduğundan biraz üzerinde bugün detaylı bir biçimde eğer durmayı başarabilirsem konuyu ele almaya çalışacağım. Ancak hemen şunu ifade etmeliyim ki Paul Ricoeur'u konuşabilmek için Paul Ricoeur hermeneutiğinin zorunlu bağlantı içinde olduğu bazı isimlerden ve ekollerden söz etmek zorundayız. Örneğin, biz Paul Ricoeur hermeneutiğinden söz edeceksek
yapısalcılıktan söz etmeden olmaz. Çünkü konunun ilerleyen bölümlerinde de göreceğiniz üzere Paul Ricoeur hermeneutiğinin yapısalcılıkla doğrudan ilgisi var. O halde bizim önce yapısalcılığa ilişkin çok temel bazı hususları ele almamız gerekir ki Paul Ricoeur'un ne demeye çalıştığını, neden böyle söylediğini daha iyi anlayalım. Çünkü sürekli Paul Ricoeur'da Lévi-Strauss'a atıf var, Ferdinand de Saussure'a atıf var ve bu bakımdan mevzuya baktığımızda onun hermeneutiğinin yapısalcılık tabir caizse altyapısını ya da arka planını en azından kabahatlarıyla görmek zorundayız. Keza Paul Ricoeur dediğimizde onun hermeneutiğini sağlıklı anlayabilmemiz için son derece önemli bir isim olan Rudolf Bultmann'dan söz etmek zorundayız. Onun bu konudaki hermeneutik görüşlerine vurgu yapmadan da keza aynı biçimde doğrudan efendim Paul Ricoeur'u konuşamıyoruz. Nitekim dikkat ederseniz müellif Ebu Zeyd merhum da o 4-5 sayfalık dar hacimli efendim çalışmasında konuyla ilgili bölümü söylüyorum tabii ki. Zorunlu olarak bu isimlere de değinmiş ve ama bu isimlere değinirken söyledikleri hem bu isimler açısından yetersiz hem de Paul Ricoeur hermeneutiğinin çerçevesini belirlemek açısından da kifayetsiz kalmıştır. Şimdi bundan dolayı bir üçüncü önemli isim hiç kuşkusuz son derece önemli bir isim olan efendim bu arada 1976'dır Rudolf Bultmann'ın vefat tarihi. Bu isimlerin hepsinin çağdaş olduğuna ve birbirleriyle efendim temas halinde olan insanlar olduğuna dikkat çekmek bakımından ölüm ve vefat tarihleri önemli. Emilio Betti tabii ki müellifimiz de konuya temas ederken Betti üzerinde ısrarla duruyor. Betti'den söz etmeden ve Betti ile hemen hemen birebir aynı düşünen Hirsch'ten söz etmeden Paul Ricoeur konuşmak zordur. Bu açıdan 1968'de vefat eden Emilio Betti 1968'de vefat etmiş. İtalyan hukukçu, felsefeci ve aynı zamanda büyük bir teolog olan Emilio Betti konumuz açısından son derece önemlidir. Böyle olunca burada sonuç itibariyle bu üç konunun yani üç belirlemeye çalışmış olduğumuz temel sütunun Paul Ricoeur'u anlamak bakımından neden gerekli olduğuna ilişkin müsaadenizle bir temel ilişkilendirme yapacak. Sonra bunların her birerlerinin üzerinde kısaca duracağım. Arkasından da imkanımız olduğu ölçüde dilim döndüğü kadarıyla size Paul Ricoeur ve onun hermeneutiğinden söz etmeye çalışacağım. Şimdi Paul Ricoeur hermeneutiği dediğimizde hiç kuşkusuz onun pek çok yönlerinden birazdan söz edeceğiz. Ama müellifin de özellikle üzerinde durduğu için Paul Ricoeur hermeneutiğinde simge önemlidir. Şimdi simge önemli olduğunda Paul Ricoeur hermeneutiğinin simgeyle olan ilişkisi ki birazdan bunlar üzerinde zaten detaylıca duracağız. Simgeyle doğrudan ilgili olan Rudolf Bultmann'ın özellikle yeni ahit simgeleri Yeni Ahit'te bulunan simgeler. Konuyu doğrudan Paul Ricoeur'la ilişkilendirir. Çünkü simge üzerine konuşan bir hermeneutikçi, Rudolf Bultmann'ın Yeni Ahit'teki simgesel ifadeler, yani mitolojik ifadeler konusuyla ilişkili olmadan ele alınamaz.
Şimdi yapısalcılık dendiğinde yapısalcılık zaten dili bir simge olarak kabul eden efendim bir tavırdan söz ediyoruz. Böyle olunca Paul Ricoeur'un simgeye yönelik tavrı, simgeye ilişkin yaklaşımları, onu bir taraftan yapısalcılıktaki dil ve simge yani gösterge efendim konusuna bağlarken diğer taraftan onu Yeni Ahit'le ilişkilendirerek Rudolf Butman'a keza aynı şekilde Emilio Betti'nin metnin nesnelliğine yaptığı vurgu itibariyle onun metni nesnel bir gösteren özneden de onu okuyan özneden de onun yazarı olan metnin yazarından da bağımsız bir özneye dönüştürme göstergesini, nesnelliğini dikkate almaksızın efendim Paul Ricoeur hermenetiğinden söz etmek zor görünmektedir. Hatta neredeyse imkansızdır. Şimdi böyle olduğunda kısaca bunlar üzerinde durmamız gerekiyor. Ardından Paul Ricoeur hermenetiğini bütün yönleriyle en azından kabahatlarıyla çerçevesini çizerek ele alacağız. Ve tabii bu çerçeve içinde ele aldığımız başlıklarda yine ilişkilendirdiğinde yapısalcılığa, yine Rudolf Butman'a, yine Emilio Betti'ye efendim atıflarda bulunacağız. Tabii bunu yaparken şu manayı kastetmiyoruz. Örneğin Paul Ricoeur hermeneutiğinin kendisinden önceki hermeneutik gelenekte adını andığımız Schleiermacher'la, Wilhelm Dilthey'le, efendim Martin Heidegger'le, Gadamer'le bir ilişkisi yok mu? Elbette var. Ama Paul Ricoeur'u bu gelenekteki efendim hermeneutik gelenekte ortaya çıkan tavırlardan ayırt eden kendine özgü bir hermeneutik tavrı var Paul Ricoeur'un. İşte bu efendim dersimiz eğer başarılı olabilirse ve ben inşallah bu konuda söylemem ve anlatmam gerekenleri sizlere aktarmayı başarabilirsem bu farkı da görmüş olacağız. İşte bu fark, onu da yazalım, Paul Ricoeur'un metin anlayışıdır. Paul Ricoeur'un metin anlayışıdır. Çünkü daha önceki gelenekte hermeneutiğin hangi temeller üzerinden Paul Ricoeur'a kadar geldiğini derslerimizden hatırlayacak olursak, burada iki temel ana eğilimi de görmemiz gerekir. Bu eğilimlerden biri Emilio Betti'ye doğru gelen metodoloji tespiti, metodik hermeneutik diyebiliriz buna. Metodik hermeneutik, yani Schleiermacher'dan itibaren Wilhelm Dilthey ve onun en ünlü temsilcileri işte Betti, Hirsch gibi isimler. Bunlar doğal olarak hermeneutiği bir yöntem, sosyal bilimler yöntemi olmak üzere ele almayı hedefleyen isimlerdi. Paul Ricoeur'u da buraya dahil ediyoruz. Yani Paul Ricoeur şu çerçevede kendisini metodik hermeneutik dediğimiz yorum bilimde bir yöntem geliştirme, bulma çabası içinde olanların ve işte bu konuyu değerlendiren ve hala yaşamakta olan konunun uzmanlarının tespitiyle Paul Ricoeur bu bakımdan hermeneutik bir yöntemin geliştirilmesine hem çok katkı sağlamış hem de epeyce mesafe almış bir isim olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla Paul Ricoeur hermeneutikte bir yöntem arayışının
en yakın tarihli temsilcilerinden biri olarak önem arz ediyor. Ve hermeneutiğin içerisindeki temel temalar üzerinden aslında tam anlamıyla bir Martin Heidegger'ci olan Rudolf Bultmann varoluşsal hermeneutiğin Heidegger üzerinden temsilcilerinden biridir Rudolf Bultmann. Ondan bu yönüyle ayrılır. İçeriksel olarak bazı konularda ilişkileri bulunsa bile o Paul Ricoeur varoluşçu bir hermeneutikçi değildir. Keza aynı biçimde Gadamerian bir yaklaşımdan, Gadamerci bir felsefi hermeneutikten de kendine özgü metin anlayışı itibariyle ayrılır ve böylece kendisi hermeneutikte bir yöntem arayışı çizgisinin neredeyse en son temsilcilerinden biri olarak karşımıza çıkarken, hermeneutikte yöntemi dışlayan, hermeneutiği bir beşeri varoluşun kendisinden ibaret sayan Martin Heidegger'ci bir bakış açısından ve hermeneutiği evrensel bir anlamanın mahiyetini deşifre etmeyi hedefleyen Gadamerci bir yaklaşımdan farklı bir yerde kendisini konumlandırır. İşte bu konumlandırma tam anlamıyla metinle ilgili bir şeydir. Birazdan üzerinde duracağız. Şimdi çok kısaca söyleyecek olursak, Ferdinand de Saussure'un ve Lévi-Strauss'un özellikle temsilciliğini yaptığı yapısalcı yaklaşımın temel tezi nedir? Temel tez, dil bir yapıdır. Dil bir yapıdır. Dil bir yapı ne demektir? Dil yapı olarak bir bütün demektir. Peki, dil bir yapıdır ve bir bütündür ve ayrışamaz. Bunu daha anlayalım. Bu ne demektir? Bu da dil zamanı aşkın, zamanı aşkındır. Zamansal değildir, tarihsel değildir. Ama dilin içinde gerçekleşen dizge, cümle bunlar tarihseldir. Tarihseldir. Peki tam olarak burada yapısalcılık temel duruşu itibariyle tabii yapısalcılığı konuşmuyoruz. Paul Ricoeur hermeneutiğine katkısı bağlamında konuşuyoruz. İzleyicilerimizin bu hassasiyetimi dikkate almalarını istirham ediyorum. Yapısalcılığı konuşsak böyle başlayıp böyle konuşmam. Daha farklı bir konuda bunu ele almam gerekir. Dolayısıyla dizgenin tarihselliği burada dizgenin yapı içindeki anlamına vurgu yapar. Yani yapısalcılıkta anlam dizgenin dilin tüm yapısı içerisinde tekabül ettiği anlamdır. Onun için de yapısalcılık dilin bir şu manada gösterge olmadığını savunur. Dil yapının ona izin verdiği bir simgesel bir göstergesi vardır. Ve bu gösterge ikincil bir manaya hermeneutikçilerin aradığı anlamda bir gizli, bir arka plan, gizlenmiş, derin bir anlama tekabül etmez. Dolayısıyla dizgenin anlamı yapının içinde, bu yapının yani dilin kendine özgü imkanları dahilinde ona sunduğu anlamla sınırlıdır. Bunun için etnolojik olarak dilciler, dil bilimciler bu konunun yani yapısalcılığın hemen her dilin kendine özgü yapısında aynen geçerli olduğunu söyler. Dolayısıyla da yapısalcılık evrime karşıdır. Yani şu manada evrime karşıdır. Dil evrilmez. Dil kendine özgü bir yapıdır ve bu yapısını zaman üstü olarak korur. Zamansallığa tabi değildir ve dolayısıyla
zamansal olan dizgedir ve dizge de kendi anlamını bütün bir yapının içinde bulur. Peki yapısalcılığın bu yapı üzerinden konuya bakması 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl felsefesinde pek çok alana da ilham vermiştir. Ve dolayısıyla yapı meselesi örneğin mesela ruh bilim ve estetikte form olarak, biçim olarak ifadesini bulur. Orada bir yapıdır, bir bütünlük ifade eder. Matematikte bir kümedir efendim. Orada bir bütünlük oluşturur ve Şünayit Mahir'de kısmen gördüğümüz parça bütün ilişkisine bağlı olarak söyleyecek olursak burada hareket noktası bütündendir. Bütüne ilişkindir. Yani parçanın anlamını belirleyen şey bütündür. Birazdan da detaylara girdiğimizde şayet unutmaz inşallah ifade etmeye çalışabilirsem Paul Ricoeur hermeneutiğinde Ricoeur'un simge üzerinden konuyu değerlendirirken simgenin sadece kendisine işaret eden yanıyla kendisinin dışındakine işaret eden yanı açısından bu ikili durumda yapısalcıların yaklaşımının kendisi için efendim verimli bir şey olmadığını ancak yapısalcılığın bu duruşunun özellikle gramer üzerinden Paul Ricoeur hermeneutiğinde anlamın yorumlanmasında başvurulan tahmin, yorumlama, tahminde bulunmanın Schleiermacher'da Mahır'da bunu kehanet olarak ifade etmiştik, prediction olarak. Böyle bir efendim durumun Paul Ricoeur hermeneutiği açısından bu tahminin gerekçelendirilmesi gerçekliğini efendim sağlamasını temin bakımından yapısalcılığın bu katı gibi görünen tutumunun Paul Ricoeur hermeneutiğinde önemli bir hususa karşılık geldiğini ve tekabül ettiğini söyleyecek. Ve dolayısıyla bundan hareketle tahminin doğrulanabilirliğini, geçerli tahminin ne olduğunu belirlemede Paul Ricoeur yapısalcı bu duruştan istifade edecek. Çünkü bu son derece önemlidir. Ayrıca yine Paul Ricoeur yapısalcılığın bu katı tutumu üzerinden hermeneutik metinlerin derin semantiği olarak ifade ettiği derin semantiğe geçişte de bu tavrın Paul Ricoeur açısından son derece önem arz ettiğini inşallah göreceğiz. Böyle olduğunda yapısalcılığın dil üzerinden dilin sadece kendi içerisinde gerçekleştirdiği tüm mümkün dizgelere sağladığı anlamsal imkanın dil yapısı içerisinde kalan ve bunun dışına taşamayan yaklaşımı Paul Ricoeur hermeneutiği açısından kaçınılmazdır. Bunu dikkate almamız gerekir. Yine Paul Ricoeur hermeneutiği ile ilişkisi bağlamında Rudolf Bultmann denince onun en önemli vurgularından başlayarak yazalım. Tarihsel okuma her edebi metin için söz konusu olduğu kadar Yeni Ahit İncil için de geçerlidir. Tabii burada bir metnin tarihsel okunuşuna vurgu yapması itibariyle Rudolf Putman'ın bizim dikkatlerimizi son derece önemli bir hususa çektiğini görüyoruz. Bir metni tarihsel olarak okumak ne demektir? Çoğu ilahiyatçı meslektaşımızın ya da konuya yeterince eğilememiş mevzuyla ilgilenen insanların
gözlerinden kaçtıkları gibi Rudolf Butman bir metni tarihsel olarak okumanın anlamını o metnin kendi tarihselliğimizdeki tekabül eden anlamının öne çıkarılmasını kasteder. Hiçbir tarihselci okuma biçiminde bir metnin tarihsel olarak ortaya çıktığı andaki anlamlarıyla olan ilişkisini yadsımamıştır. Böyle bir tarihselci yok. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla Rudolf Butman açısından tarihsel okuma, Yeni Ahit'in, İncil'in de tarihsel okumaya tabi olması demek, tarihsel zuhuru bakımından bizden çok çok önce bir zaman dilimine ait olan bir metnin bizim içinde bir şeyler söylüyor olmasını mümkün kılmak demektir. Bizim için bir şey söylemiyor demek değildir. Çoğu maalesef meslektaşlarımıza bakıyorum, bilir bilmez böyle konuşuyor. Değerli meslektaşım, tarihselci perspektif bir metnin anlamını o metnin zuhur ettiği tarihsel koşullara mahkum eden, hapseden, onu orada donduran, orada bırakan, ondan sonraki zaman dilimleriyle irtibatını kesen bir yaklaşım değil. Böyle bir tarihselcilik zaten olmaz. Böyle bir şey yok zaten. Rudolf Butman'ın da söylediği İncil, Hazreti Mesih zamanında ona ve havarilerine ne söylüyorsa, bugün bize 20. yüzyılda ne söylüyor olduğuna ilişkin çok önemli bir hususa parmak basar Osman. Ve onun Richard Palmer'ın haklı serzenişiyle diyelim ve farklı bir renkle yazalım. Çünkü bizim ilahiyat camiasında da bu ifadeler çok yaygındır. Ona dikkatinizi istirham etmek istiyorum. Rudolf Butman deyince hiç kuşkusuz ilk akla gelen hemen herkesin, az çok bu işle meşgul olan herkesin bildiği Yeni Ahidi mitolojik unsurlardan arındırmak. Mitolojiden arındırma. Şimdi Richard Palmer diyor ki bunun kadar talihsiz bir kavramsallaştırma olamaz. Çünkü bu kavramsallaştırma Rudolf Butman'ın makalesinde iddia ettiği düşüncelerini hiç yansıtmadığı gibi tam tersini yansıtıyor. Ve nitekim bu ifadeleri eline alıp yola düşen birçok kimse de diyor ki bak gördünüz mü işte Rudolf Butman İncil'i tarihsel okudu. İncil'deki mitolojik işte mucizevi, doğaüstü vesaire unsurları atalım diyor. Acaba nerede diyor Butman bunu? Bizim bilmediğimiz, duymadığımız nerede söylüyor? Rudolf Butman hiç böyle bir şey söylemiyor. Tam tersini söylüyor. Neden? Dikkat buyurunuz. Çünkü 19. yüzyılın en önemli üç isminden söz ediyor. Bu çok önemli bir durum. 19. yüzyılın üç önemli isim var. Tabii 19. yüzyılla başlıyor, devam eden süreçleri de var ama en önemli üç ismi var. Bir, Freud. İki, Friedrich Nietzsche. Üç, Karl Marx. Bu üç ismin üçü de bakın konuyla ilgili. Üçü de simgenin yani göstergenin aldatıcılığı ve sahteciliği üzerinde durmuşlar. Ve bu üç ismin üçünün de ortak paydası din karşıtı olmalarıdır. Din karşıtıdırlar.
hem Paul Ricoeur hem de Rudolf Buttmann bu üç ismin temsil ettiği göstergenin ve simgenin anlamı örtmediğini, anlamı kapatmadığını, gerçek anlamın anlaşılmasına engel olmadığını, tersine onu göstermeye çalıştığını iddia etmek üzere Rudolf Buttmann, mitolojiden arındırma ifadesiyle Yeni Ahidi, İncil'i mitolojik unsurlardan arındırma ifadesiyle tam da Freud'un, Friedrich Nietzsche'nin ve Karl Marx'ın iddia ettikleri şeyin aksini söylüyor. Yani onlar diyorlar ki, diyor Rudolf Buttmann, İncil'deki mitolojiler yanıltıcıdır. Sizi yanıltır, gerçeği görmenizi engeller. Bunlardan kurtulun, bunları atın diyor. Bultmann da diyor ki hayır efendim. Bu mitolojiler 20. yüzyıl modernitesinin içinde kaybolmuş insana kendisini yeniden bulmasını sağlayacak olan kendini bulma sürecindeki deneyim ve tecrübelerinde kutsala açılan kapıların, pencerelerin kendileridir diyor mitoloji. Dikkat buyurun. Rudolf Buttmann ne diyor? Onu anlamadan konuşanlar ne söylüyor? Diyor ki, Yeni Ahit'teki bu mitolojik unsurlardan hareket ederek Yeni Ahit'in vermek istediği mesajı örtemezsiniz diyor. Bunlar bizim kendimizi yeniden keşfetmemizin ve bulmamızın yegane araçlarıdır, pencere ve kapılarıdır diyor. Bu itibarla yine Richard Palmer'ın çok haklı olarak Rudolf Buttmann'ı savunma sadedinde diyor ki Rudolf Buttmann da Yeni Ahidi mitolojik unsurlardan arındırma kavramı İncil'i modern dünyaya uyarlama anlamına asla gelmez. Hele hele bu unsurları İncil'den çıkaralım anlamına hiç gelmez. Böyle bir anlamı yok. Tam tersine Rudolf Buttmann simgelerin bir gösterge bilim olarak kendilerinden ötekisine, öteye işaretleri bakımından Paul Ricoeur'un ilgi alanına girer Rudolf Buttmann. Çünkü o da mitolojik unsurların ya da mitolojik söylemlerin hermenötik bir karşılığının olduğunu ve olması gerektiğini söyleyecek. Dolayısıyla Rudolf Buttmann dediğimizde onun İncil'i tarihsel bir şekilde okumalıyız. Herhangi bir edebi metin ne kadar tarihsel okumanın konusuysa İncil de o kadar tarihsel okumanın konusudur diyen Rudolf Buttmann, Heideggerci bir Rudolf Buttmann, aynı zamanda İncil'deki mitolojik anlatımlarında bugün için bize doğrudan bugünün insanına verdiği mesajların olduğunu ve bu mesajların bugünün insanının kendisini bulmasında çok son derece önemli rollerinin bulunduğunun altını çizer. O halde konu simge olduğunda ve konuyu buralara kadar getirdiğimizde şöyle bir hususun üzerinde durmamız gerekiyor. Simge dendiğinde bir, başta Freud'un, Nietzsche'nin ve Marx'ın da ifade ettikleri gibi yaşam, hayat her şeyle bir simgedir ve aldatıcıdır. Bunlara aldanmayın demelerinde olduğu gibi o zaman bir simge örten bir şeydir. Yani simge, gösterge, buna yapısalcılar tümüyle karşılar. Simge örten bir şeydir. İki, biri de böyle yazmayı inşallah başarabilirsem. Biri hep iki gibi yazıyorum. İki, simge işaret eder. Refere eder.
işarette bulunur. Şimdi birinci durumda simge bir şeyi örter. İşte bizim tefsir geleneğinde tefsir bu örtüyü kaldırmadır. İkinci durumda simge işaret eder kendisi dışında olana. Bakın kendisi dışındakine. Kendisi dışındakine işarette bulunur. Bu tevildir. Bu tevildir. Üç, simgenin kendisi, kendi anlamı, nesnelliği. İşte burası hem yapısalcılığa hem de bizi Emilio Betti'ye bağlayacak. Bu itibarla bir de meselenin nesnel boyutu var. İşte Paul Ricoeur bir taraftan Freud'un rüya bir simgedir, bilinçaltımız bir simgedir deyişine bütünüyle katılır. Bunların da hermeneutiğin bir konusu olduğunu kabul eder. Ama diğer taraftan Freud'un simgeyi bütünüyle, özellikle zahiri simgeyi, görünür olanın, ki birazdan bunları kendi tabirleriyle konuşacağız, gözlemlenebilir ve gösterilebilir olan simgenin aldatıcılığı ve yanıltıcılığı hususunda ne Freud'e, ne Nietzsche'ye, ne de Marx'a katılır. Ama az sonra farklı anlamlarda, mesela Marx konusunda farklı boyutta eylemden birazdan bahsedeceğimiz, eylemin metin oluşundan bahsettiğimizde üzerinde duracağımız gibi onun konuyla ilgili vurgularına son derece önem atfeder. Değerli izleyenler, Emilio Betti'ye geldiğimizde son derece önemli bazı temel hususların üzerinde durarak efendim asıl Paul Ricoeur'a geçelim. Emilio Betti özellikle özne nesne ayrımıyla öne çıkar. Betti dediğimizde özne nesne ayrımı son derece önemlidir. İşte bunun için bizim ünlü efendim İslami ilimler araştırmacımız Fazlur Rahman ruhu şad olsun. Emilio Betti'nin kuramına sarılması, Kur'an'ı yorumlama ve anlama ve çağa mesajını taşıma konusunda Emilio Betti'nin hermeneutik kuramı benim için önemlidir. Eğer o geçerli değilse, Gadamer haklıysa benim tezim çökmüştür haklı olarak tespit ettiğinde, ki az sonra Betti Gadamer arasındaki bazı mektuplaşmalardan ve içeriğinden söz etmeye çalışacağım zat hallerinize. Dolayısıyla Fazlur Rahman merhum Betti'nin hermeneutiğine sığınmasının sebebi özne ile nesnenin ayrışması temel fikridir. Şimdi hermeneutik gelenekte yöntem arayışının belki de biraz zorunlu bir sonucu olarak Emilio Betti, nesneyi özneden ayırır. Nesne dediğimiz zaman bunun metin demek olduğunu unutmayalım. Metin, anlamanın konusu olan şey metin, nesne yani. Şimdi özne nesne ayrımında Betti'nin vurguladığı husus şu bakımdan önem arz eder.
Az önce Rudolf Putman üzerinde simgeyle ilgili konuşurken de söylemeye çalıştığım gibi nesne yani metin yazarından ayrıldığında ki ayrılır, okurundan da ayrıca durur. Öyleyse der ettik. Öncelikle metin dediğimiz nesnel bir şey var. Metin dediğimiz nesnel bir şey var dediğimizde yapısalcılık doğrudan devreye girer ve der ki evet metin denilen bir şey var ve yapı içinde de bir karşılığı var. Şimdi buraya dikkat buyurun, burası çok önemli. Yani hermenötik gelenekte bu nokta son derece önemlidir. Çünkü genel olarak hermenötik yaklaşımlarda metnin nesnel anlamı ya yazarındadır ya okurundadır, öznel olarak onda gerçekleşir. Metni diyor ki hayır, metnin kendisinin de var böyle bir ayrı duran anlamı. Yapısalcılar da bunu onaylıyor çünkü zaten yapı gereği anlam o yapının içinde oluşan dizgededir ve metin de budur, dizgedir. Ve bunun bir anlamı var ve yapı bunu garanti eder. Ve bu garanti edilen anlam da onun nesnel anlamıdır. Ve dolayısıyla bu nesnel anlam az önce de Baudricourt hermeneutiği ile kısmen ilişkilendirdiğimiz üzere bize bir sağlam zemin sunar ve bunun üzerinden bir doğrulama gerçekleştirme ilişkisi de kurarız. Böyle olunca Emilio Petti'ye göre anlam bizatihi nesne olan, metin olan kendisindedir. Ama bu anlam ulaşılabilir bir anlam olduğu için işte Fazlur Rahman buradan giderim diyor. Kur'an'ın Asr-ı Saadet'teki anlamını anlar geri buraya getiririm diyor. Yani gördüğünüz gibi nesneye olunca anlam gidiyor, alıyor, geri getiriyor. Ama buna Gadamer şiddetle karşı çıktı ve dedi ki bir dakika Sayın Fazlur Rahman, gelenekten kopamazsın, bir yere gidemezsin. Gidemeyince de bir şey alıp gelemezsin. E o zaman ne olacak bizim halimiz, bu Kur'an'la ilişkimiz, İncil'le ilişkimiz efendim? O zaten gelenek vasıtasıyla sana gelmiş diyor. Burada kulakları çınlasın. Hürmetle gözlerinden öptüm. Değerli dostum, can kardeşim Ömer Özsoy üstadıma onun çok hoş bir benzetmesi var, metaforu. Ona ilişkin de bir iki cümle söylemek istiyorum. Kur'an'ı ayağımıza getirmek değil, onun ayağına gitmek. Otantik anlam oradadır diyor ya. İşte bu Fazlur Rahman ve Bettici bir Kur'an'dır. Kademeryan bir yaklaşıma göre oraya gidemiyoruz zaten. Kur'an'ın ayağına gitmek diye bir şey yok. Ve onun için de sevgili üstadım, hiç rahatsız olmayın. Allah zaten Kur'an'ı bizim ayağımıza göndermiş. İnzal budur. İnzal etmiş. Onu bizim tabir caizse Ömer üstadımın metaforuyla söylüyorum. Bize indirmiş, bize göndermiş tırnak içinde. Bizim ayağımıza gelmiş mesaj. Biz gidip mesajı almıyoruz. Mesaj bize geliyor. Tıpkı Asr-ı Saadet'tekilere geldiği gibi. Gelenek üzerinden de bize ulaşmış. İşte bugün bunu anlama, ilerideki yapacağımız konuşmalarda bunun üzerinde aslında durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hoşgörünüze mahcuben efendim. Bunu paylaşmak istedim. Ayrıca izleyicilerimin de biraz zihni dağılsın arzuladım. Demek ki Emilio Betti üzerinden efendim baktığımızda metnin böyle bir nesnelliğine yapılan vurgu olmakla birlikte Betti der ki, onu yazalım müsaadenizle, Betti der ki
anlama metnin mesajını ya da pasif bir kabullenme değildir. Yani Betti'nin hermeneutiği metnin nesnelliğine karşı anlayan öznenin pasifliği demek değildir. Tarihsel olarak ona katılımıdır. Tarihsel olarak onu yeniden yorumlamadır. Ancak bu yorumlamanın gerçekleştiği alan metnin kendine özgü bütüncüllüğü içerisindedir. Bütünüyle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla Betti'ye göre anlam tümelle ilgili bir şeydir. Metnin bütünlüğüyle ilgili bir şeydir ve metnin bütünlüğüne efendim ulaşabilmenin yolu da ancak yine kendi tarihselliğimizden kalkarak kendi tarihselliğimiz üzerinden metni anlama ve yorumlama çabasında bulunmaktadır. Betti Gadamer'e yazdığı bir mektubunda onu anlamın derin öznelliği içerisinde kaybolmuş olmakla suçlar, eleştirir ve Gadamer ona cevabında Betti'ye sosyal bilimlerde bir metot geliştirme iddiasıyla yola çıktığını ama bunu başaramadığını, kendisinin en azından modern çağdaki metodolojik yaklaşımları geride bırakacak şekilde evrensel bir anlamanın mahiyetinin ne olduğuna ilişkin önemli ölçüde tezler geliştirmiş olduğunu ifade ederek cevap verir. Dolayısıyla bu iki farklı yaklaşım tarzı üzerinden baktığımızda Paul Ricoeur'un hermeneutiğinin bu yaklaşım ve kuramlar çerçevesinde son derece önem arz eden bir konuma yerleştiğini göreceğiz. Şimdi müsaadenizle buradan hareketle değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Biz efendim Paul Ricoeur üzerinden mevzuyu şimdi ele almaya başlayalım. İzninizle buraya bir kez daha Paul Ricoeur yazacağım. Buradan devam edelim. Şimdi Paul Ricoeur hermeneutiğini tabii konuşmak çok uzun bir zaman alır. Çok uzun bir zaman gerektirir. Gerçekten de benim hermeneutiği sevmemde etkili olan isimlerden biri Paul Ricoeur'dur. İlahiyat Fakültesi'nde ta bundan 20-25 sene önce daha da gençken bu işlerle o zaman daha yeni yeni uğraşıyordum ve demek ki sınıflarda çok fazla Paul Ricoeur'dan söz ediyor olmalıyım ki özellikle hadislerin yorumları sadedinde öğrenciler ben gelmeden tahtaya Paul Ricoeur yazarlardı. Efendim benim dikkatimi çekmek için. Şimdi Paul Ricoeur deyince öncelikle onun hermeneutiğin konusu olan metine ilişkin, metnin ne olduğuna ilişkin temel yaklaşımlarını bir belirleyelim müsaadenizle. O zaman da şöyle yazalım. Paul Ricoeur için metin nedir? Aşağı yukarı naçizane benim tüm okumalarımdan ve bu konuyla ilgili edindiğim bilgilerimden hareket ederek söyleyecek olursam, Paul Ricoeur için metin anlamlı olmaktır. Anlamlılıktır.
Anlamlı olmak, anlamlılık, Paul Ricoeur'un metin anlayışının temel kavramıdır. Şimdi bir metin anlamlılık olduğunda bu anlamlılık üzerinden çok temel bazı hususları belirler Paul Ricoeur. Bunun birincisi söylemdir. Bunu bir netleştirelim. İkincisi yazıdır. Üçüncüsü eylemdir. Evet. Paul Ricoeur hermeneutiğinde ana konusu olan metnin anlamlılık olduğunu, bunun üç düzeyinin olduğunu, söylem, yazı ve eylemdir. Ve yine kenarına yazalım, bunların hepsine Paul Ricoeur simge diyecek. Yani dil. Yani işaret. Yani gösterge. Peki efendim. Paul Ricoeur tam olarak bunları birbirinden ayrıştırarak bize neyi vurguluyor? Diyecek ki söylem bir hatip ve bir de muhatap. Yazı bir yazar, bir de okur. Eylem bir fiil, bir de amaç. Diğer bir adı şeyde Paul Ricoeur hermeneutiğinde önem, değer. Olmak üzere Wilhelm Dilthey'de birazdan üzerinde duracağız. Dikotomi olarak karşımıza çıkan bir diyalektiksel ilişkiden bahseder Paul Ricoeur. Söylem hatip ile muhatap arasındaki bir diyalektik, yazı yazarla okur arasındaki bir diyalektik, eylem de fiil ile onun amacı, amaçsallığı üzerinden gerçekleşen bir diyalektiktir. Bu açıdan Paul Ricoeur hermeneutiğindeki bu diyalektik kavranmadan onun hermeneutiğini çok da iyi anlamak söz konusu olmaz diye düşünüyorum naçizane. O halde biz biraz bu her bir diyalektiğin efendim anlamından bahsetmeye çalışalım. Paul Ricoeur söylemin diyalektiğini ele aldığında hatip ile muhatap arasında karşılıklı gerçekleşen bir diyalogdan söz eder. Diyalogdan söz eder ve bu diyaloğun gözlemlenebilir göstergelerine atıfta bulunur. Bura önemli. Diyaloğun gözlemlenebilir göstergeleri. Bir söylemin gözlemlenebilir göstergelerinin en öne çıkanları konuşmacının sesidir, ses tonudur, tarihsel bağlamdır, ortamdır, muhatabın durumudur, konumudur, jestlerdir, mimiklerdir, dilin kendi doğasıdır vesairedir, fonetiktir. Bunların hepsi söylemin gözlemlenebilir göstergeleridir.
Peki tam olarak Paul Ricoeur bununla ne demek istiyor? Diyor ki söylemin hatiple muhatap arasında gerçekleşen bu diyaloğu üzerinden söylem o kadar kendine özgü, o kadar kendisiyle ilgili önemli bir hususa tekabül eder ki, dikkat buyurunuz, bunu buraya yazmam gerekiyor. Eylem diye yazalım. Bu eylemi biraz açalım. Bize diyecek ki Paul Ricoeur, eylem niye ben eylem yazdım? Söylem. Çok özür dilerim. Yoruldu mu zihnim acaba? İnşallah yorulmamıştır. Çünkü asıl konuya yeni yeni başladım daha. Evet. Söylem. Neye eylem yazdım? Yani? Siz de hiç uyarmıyorsunuz efendim. Hocam eylem değil söylem. Ama diyeceksiniz uyaramıyoruz. İleride inşallah canlı dersler de yapmayı düşünüyorum. Özellikle klasikleri okurken o zaman beni uyarırsınız. Çünkü ben sınıfta da normal yüz yüze derslerde bazen böyle dalarım giderim. Paragraf atlarım, cümle atlarım. Öğrenciler söylemiyor biraz herhalde hürmetlerinden. Diyorum ki söyleyin ben yaşlı adamım atlarım şey yaparım çekinmeyin. Evet söylem. Şimdi söylem de diyor Paul Ricoeur hatibin söylemdeki kastı niyetiyle söylemin bizatihi nesnel yukarıda metni de üzerinde durduk ya metnin nesnel kendisinin anlamı örtüşür. Bu çok önemli bir tespittir. Şöyle yazalım. Diyor ki Ricoeur. What does it mean? Bunun anlamı nedir? Bu soru metnin nesnel anlamını belirler. Bu söylemin söylem olmak hasebiyle. Anlamı nedir? What does it mean? Bu anlam ile yazarın What do you want to mean? Ne demek istiyorsunuz efendim? Kastınız ne? Kasıt. Niyet bu söylemle amacınız ne? Bu iki sorunun cevabı hermeneutik olarak söylemde aynıdır, örtüşür. O zaman bu ne demek oluyor? Eğer dilsel iletişim, hermeneutiksel iletişim söylem düzeyindeyse bir anlam ve anlama sorunu yoktur. Bu benim hermeneutik derslerimdeki en temel ilkemdi. Paul Ricoeur'dan aldığım bir şeydir bu. Onun için benim Kur'an hermeneutiği ve yorumu derslerimde de üzerinde durduğum üzere temel önermem şudur. Kur'an inzal edildiği dönemde ona inananlar içinde, onu reddedenler içinde anlaşılmış bir kitaptır. Bu benim temel önermem. Hermeneutik tezimdir. Teorik olarak bu yadsınamaz. Çünkü söylemin tabiatı budur. Söylem bunu gerektiriyor. Öyleyse vahyin nüzul ettiği dönemde vahiy olmak bakımından anlamıyla o indirilen vahiyden Allah'ın ne murad ettiği ile ilgili husus örtüşüktür. Birebir aynıdır ve dolayısıyla Allahu alemu bi muradihi asr-ı saadette yani Kur'an'ın nüzul
döneminde söz konusu değildir. Allahu muradu Allahu alemu bi muradihi sonrakilerin lafıdır. Allah'ın indirdiği şey ile olan muradıyla indirdiği metnin anlamı örtüşüktür. Bu söylemin doğal tabii gereğidir. Dolayısıyla polirikor hermeneutiğini önemli kılan unsurların en başında bu gelir. Bunu son derece önemli bir biçimde tespit etmemiz gerekiyor. Bir daha vurgulayalım. What does it mean ile what do you want to mean ifadelerinin anlamları aynıdır. Ama konu yazıya geldiğinde, yazar okur diyalektiğine geldiğimizde, yazar okur diyalektiğinde öncelikle yazı söylemin gözlemlenebilir ve gösterilebilir unsurlarından mahrum kalır. Yazı söylemin gözlemlenebilen ve gösterilebilen unsurlarından mahrum kalan bir metindir. Bunun için de Platon'a işarette bulunarak yazı aleyhinde kimi anekdotlar üzerinde durur Poljikor ve yazının söylem karşısındaki zayıflığını vurgular. Fakat yazı söylemin kendi tarihsel bağlamına ilişkin gözlemlenebilen ve gösterilebilen unsurlardan mahrum kalmasına karşın geçiciyken yazı kalıcıdır. Yazı söylemi kalıcı kılan unsur olmak bakımından söylemden önemlidir. Çünkü söylem bir kereliğineyken söylemin gerçekleştiği zaman dilimine mahkum iken, söylem tarihsel ve zamansal iken, söylem zamanın ardışıklığı içerisinde gerçekleşen bir olgu iken, yazı tam tersine zamanı aşkın, ardışıklığa tabi olmayan ve söylemin sınırlı sayıda muhataplarına mukabil sınırsız sayıda okuyucusuna hitap etmek bakımından bu özellikleriyle söylemden hem ayrışır hem de söylemden bir bakıma daha önemli hale gelir. Bu itibarla hermeneutiğin konusu yazı olduğunda Paul Ricoeur hiç kuşkusuz olarak şu unsurun altını çizmeyi ihmal etmez. Yazı yazarından bağımsızlaşabilme, özgürleşebilme özelliğine sahiptir. Bunu eylem içinde söyleyecek. Onun için hem yazının hem eylemin Paul Ricoeur hermeneutiğinde her ikisi açısından yazıyorum bir otonom özellikleri söz konusudur. Otonomdurlar. Hem yazı hem metin otonom bir özelliğe sahiptir. Neden? Yazarından bağımsızlaşır, eylem de failinden bağımsızlaşır. Bunu eylem üzerinde birazdan daha detaylı bir şekilde inşallah ele almaya çalışacağım. Peki efendim. Metin yazı olduğunda, yazarından bağımsızlaştığında hermeneutik olarak Betti'de olduğu gibi, yapısalcılıkta olduğu gibi yazı nesnel bir gösterge ve simge olarak bir anlamın taşıyıcısıdır. Ve yazı bir simge olmak bakımından, anlamın bir taşıyıcısı olması bakımından Freud'un, Nietzsche'nin ve Marx'ın zannettikleri gibi örten, kapayıp gizleyen bir simge değil, tam tersine işaret eden,
İşaret eden. Neye işaret eden? İkincil anlama. Ya da gizli anlama. Onun için Podrikor öncelikli olarak vokabileti açısından, sözsel ve lafzi açısından tek anlamlı sözcüklerle çok anlamlı sözcükleri öncelikle birbirinden ayırır ve çok anlamlı olanların hermeneutiğin konusu olduğunu ifade eder. Bu bakımdan bir işarette bulunur. Ne? Yazı. Metin bir işarette bulunur. Şimdi tam da burada son derece önemli bir hususa daha müsaadenizle işaret edelim ve biraz görsellik açısından rengi de değişelim. Şimdi diyecek ki yazı olduğunda söylemden farklılaşarak söylemin sahip olduğu gözlemlenebilir ve gösterilebilir unsurlardan mahrum kalışını gösterge olmakla yeniden kazanır ve okur için yeni gözlemlenebilir ve gösterilebilir tarihsel ufuklara işarette bulunur. Buraya dikkat edelim. O zaman yazar okur diyalektiğinde yazı okuruna okurun kendi tarihselliği bağlamında bu tarihselliğin kendi koşullarının sağladığı bir gözlemlenebilir ve gösterilebilir yeni unsurlar sağlar. Ve işte bu unsurlar Polrikor hermeneutiğinde yeni bir anlamın zeminidir, kaşifidir. Onu ifşa eder. Böylece okur, metin üzerinden, yazı üzerinden kendisine yeni bir dünya keşfeder. Yeni bir dünya keşfeder. Dolayısıyla Podrikor'da dünya göstergelerin toplamından ibarettir. Ve bunun için Podrikor der ki dünya göstergeler toplamıdır der. Ve bizim bir dilsel dünya olmamız dilin bize sağlamış olduğu imkanların bir toplamıdır. Bu nedenle biz bir Grek dünyasından söz ediyoruz der mesela örneğin. Grek dünyası. Biz diyor Grek dünyasından söz ettiğimizde Greklerin bu dünyayı fiilen yaşadığı tarihte o dünyanın onlara sağladığı simgesel gözlemlenebilir ve gösterilebilir olan tüm unsurları yazı okuruna okurun kendi tarihselliği bağlamından yeniden kazandırmak suretiyle okur için yeni bir Grek dünyasının varlığına işarette bulunur. Ve okur artık burada yeni bir Grek dünyasını inşa eder ve böylece ortaya çıkar. Zaten Bultmann da buna benzer bir hususu söyler ve şöyle der Bultmann. Collingwood'a atıfla şöyle der. Der ki tarihçinin içinde yer aldığı ve içinde yer almakla bir misyon üstlendiğinde tarih olur. Bakın, tarih zaten geçmiştir. Geçmişte kalmıştır. Peki bugün için tarih, tarihçinin içinde yer alacağı ve kendine bir misyon biçip onu yerine getireceği bir durum olduğunda tarihe dönüşür. O zaman işte tam da burada Podrikor bize yazar okur diyalektiği üzerinden tam olarak bizim anlamı nerede arayacağımızı, nasıl bulacağımızı gösteren son derece hayati bir noktaya dikkatimizi çeker. O da metnin yazarından bağımsız olarak bize sunduğu imkanlardır. İşte bir metnin
yazarından özelleşmek suretiyle okuruna sunduğu bu anlamların imkanı yorum tahminlerine, yorum imkanlarına ve bu yorumlarında bir anlamda doğruluğuna ve yanlışlığına ilişkin de önümüzde bir saha açar. İşte Paul Ricoeur'un okurun önünde açılan bu engin alandaki metne yüklenecek olan doğru tahmin ve anlamı belirlemede yapısalcılık önemli bir işlevle bize destek sağlar. Böylece okur metin üzerinden kendi tarihselliğini, kendisini okur. Ve bu hususu ifade etmek bakımından Ricoeur çok önemli bir ifadede bulunur. Der ki, hermenötik yazarın yeniden keşfi değildir. Hermenötik yazarın niyetini tahmin değildir. Hermenötik okurun kendini keşfidir. Metin aracılığıyla okurun kendini keşfidir. Bu o kadar önemlidir ki okurun metin aracılığıyla kendini keşfi o kadar önemlidir ki bu yazarın yazdığı metne anlamı yüklerken ki kastından daha önemli hale döner neredeyse. Bu açıdan baktığımızda Paul Ricoeur'un hermenötik yaklaşımının yazı üzerinden, yazar okur diyalektiği üzerinden ne kadar önemli açılımlara imkan sağladığını görmemiz son derece önem arz eder. Efendim, tabii bunların üzerine söylenecek çok çok fazla şeyler var ama bir taraftan dersin hacmi, bir taraftan da kitabın konuya açtığı alan itibariyle de kendimi sınırlamak istiyorum. Ama inşallah ileride farklı boyutlar ve ilişkiler bağlamında ki zaten kitabın ilerleyen bölümü semiyoloji ile ilgili olduğu için bunların üzerinde ayrıca yine ihtiyacı oldukça duracağız, öyle görünüyor. Şimdi bizim alanımızda, ilahiyat alanında da son derece önemli bir husus olan eylem ve eylemin diyalektiğine gelelim. Paul Ricoeur'un hermeneutiği dendiğinde hiç kuşkusuz bir motto olarak da söylenebilecek şu söz çok meşhurdur ve konuyla ilgilenen herkesin de gayet iyi bildiği bir husustur. Anlamlı her eylem bir metindir. Bunu yazalım. Anlamlı her eylem bir metindir. Ne kadar güzel. Evet. Ama bu güzel olan ifadenin açılıma ihtiyacı var. Şimdi diyor ki Paul Ricoeur, söylemde hatip muhatap diyalektiğinde anlam bu ikisinin arasındadır. Buraya lütfen dikkat edelim. Söylemde anlam hatiple muhatap arasındadır ve bunun taşıyıcısı sözdür. Söz bunu taşır. Söylem, söz. Yazar ile okur diyalektiğinde anlamın taşıyıcısı yazıdır. Peki, konu eylem olduğunda, fiil olduğunda, amaçlı ve önemli bir eylem, anlamlı, bakın, anlamlı, amaçlı ve önemli bir eylem olduğunda,
Hermeneutiğin konusu olur. Anlamlı eylem bir metindir. Hermeneutiğin konusu olur. Ama peki anlamı taşıyan nedir? Çok önemli bir soru. Anlamı taşıyan nedir? Ve cevap verir. Ve Max Weber'den aldığı bir kavramsallaştırmayla cevap verir ve şöyle der. Der ki, sosyal zaman ya da zemin de diyeyim ben buna. Sosyal zaman, sosyal zemindir. Hatta buna farklı metinlerinde Paul Ricoeur'un kendi bizzat yazmış olduğu metinlerden hareketle söylüyorum bunları. Orada buna tarih de der. Ve hatta çok ünlü bir metaforunu buraya yazacağım. Tarihe damgasını vurmak. Bu kavramsallaştırma Paul Ricoeur hermeneutiğinde çok önemlidir. Bir eylem ki der Ricoeur, tarihe damgasını vurmuştur. Peki tarihin neresine damgasını vurdu? Damgayı vuracağı yer neresidir diye sorar. Tarihteki sosyal eylem, sosyal zaman. Eylemin gerçekleştiği sosyal zaman. Demek ki bir eylemden söz ettiğimizde bunun bir sosyal çevresi var. Bir sosyal çevrede zuhur ediyor bu ve bunun bir tarihi var. İşte bu sosyal çerçeve edersiniz efendim. Bu sosyal çerçeve sosyal çerçeve ve tarih eylemi kalıcı kılar, anlamlı kılar. O kadar ki tarih bu eylemi gelecek kuşaklara taşıdığında eylemin sahibinin yani failinin hiç hesap etmediği etkiler ortaya çıkacak. Şimdi Paul Ricoeur hermeneutiğinde eylemin, anlamlı eylemin sosyal hayatın tüm praksisleri içerisinde yeniden tekrarlanabilme şansını yakalayarak kendisini tekrarlaması sünneti düşünün, ebevi sünneti. Ne kadar harika anlatıyor bunu. Ve Marx'tan örnek verir. Marx'ın üst yapı alt yapıya ilişkin söylemleri ve bunun için ortaya koyduğu eylemleri 19. yüzyıla zaman damgasını vurmuş. Bakın. Böyle söylüyoruz. Damgasını vurmuş. Ve 20. yüzyılda hiç hesap etmediği Rusya'da, Çin'de hayal bile edemeyeceği sonuçlar doğurmuştur. Şimdi Marx'a ilişkin bir eylemin Stalin'de ve Lenin'de ve Mao'da gerçekleşecek olan sonuçları tam bir hermeneutiktir. Bu nedenle bu konuyu tabii Emilio Betti üzerinden daha farklı başlıklar üzerinden, hukuk üzerinden, edebiyat üzerinden Paul Ricoeur kendi metinlerinde bunu o kadar çok detaylı ve uzun tartışır ki burada onlara değinebilme şansımız maalesef yok. Ama şu kadarını söylememiz gerekir ki anlamlı bir eylem hermeneutiğin konusudur. Anlamlı eylemin yazıyla doğrudan ilişkisini kuran Paul Ricoeur yazıyla metnin yazarından ayrışıp otonomlaştığı gibi eylemin de failinden bağımsızlaşarak otonomlaştığına ve tarihin kendi seyri içerisinde bu eylemin
kendine özgü hermeneutik karşılıklarının olacağına ve nitekim olduğuna dikkatimizi çeker. Böylece Paul Ricoeur hermeneutiğinde söylem, yazı, eylemin dilsel ve simgesel göstergeleri üzerinden yapmaya çalıştığımız bu analiz bize Ricoeur hermeneutiğinde anlayan özneyle nasıl bir irtibat içinde olduğunu ve öznede nasıl sonuçlara neden olduğunu görmemiz bakımından son derece önemli hususlara tekabül eder. Efendim, çok yorucu bir ders olduğunu biliyorum ama bir iki husus var ki bunlara değinmeden efendim geçersem doğru olmaz. Şimdi bunların birincisi, rengi biraz değiştirelim, daha farklı bir renk yazalım ya da şöyle yapayım müsaadenizle. Evet. Birincisi bir. Hermeneutik paradigma. Paul Ricoeur'da hermeneutik paradigma diyalektiktir. Yani Paul Ricoeur'un hermeneutiğindeki efendim hermeneutik paradigma diyalektiktir. Yukarıda söylediğim gibi söylem, yazı, eylem hangisi olursa olsun tam bir diyalektik ilişki içerisindedir ve bu diyalektik ilişki kaçınılmazdır ve zorunludur ve anlamda bu diyalektik ilişkide ortaya çıkar. Bu bir. İki. Paul Ricoeur'da hermeneutik aslında her üç nokta açısından da söylem, efendim, yazı ve eylem. Ama bilhassa yazı ve eylem üzerinden konuyu ele aldığımız zaman burada Ricoeur hermeneutiğinde yine diyalektik, bakın hermeneutik paradigma diyalektiktedir. Yine diyalektik çerçevede ele alacağımız şöyle bir hususta karşı karşıya kalıyoruz. Anlamadan açıklamaya from understanding to explanation 3 açıklamadan anlamaya. Explanation to understand. Paul Ricoeur hermeneutiğinde bu gördüğünüz gibi diyalektik son derece önemli bir husustur. Bunları önümüzdeki derslerde inşallah konuyu ilgilendirdiği ve ilişkilendirdiği yönleriyle yine Paul Ricoeur'a atıfta bulunarak daha detaylı bir biçimde inşallah ele almayı düşünüyorum. Çünkü ders uzadı, yorulduğunuzu biliyorum. Ama şu kadarını söylemem gerekir ki Paul Ricoeur bir taraftan anlamadan açıklamaya diyalektiği, diğer taraftan açıklamadan anlamaya diyalektiği, kendi ifadesiyle söyleyecek olursak aynı zamanda hermeneutiğin yani yorum bilimin test edilebilir yönünü de işarette bulunur. Ve bu diyalektik bize karşılıklı olarak hermeneutik dediğimiz anlamın diyalektik doğrulanmasına, diyalektik olarak efendim ele alınmasına imkan sağladığı için Ricoeur'a göre anlam
test edilebilirdir, doğrulanabilirdir. Yine Karl Popper'a atıfta bulunarak yanlışlanabilirdir. Öyleyse folklor açısından gerek hermenötiğin paradigmatik diyalektiği, gerek anlamdan açıklamaya, gerekse açıklamadan anlamaya doğru test edilebilir hermenötiği yöntemsel bir kuramı bize verir. Böylece Paul Ricoeur, şair Mahır'la başlayan bir yöntem geliştirme hayalinin belli ölçüde, en azından Paul Ricoeur'da, daha sistematik bir yapıya kavuşturulduğunu söylememiz mümkün. Dilthey'de kısmen, Emilio Betti ve Hirsch'te yine kısmen bir palazlanma gördüğümüz bu konunun, Paul Ricoeur'da çok daha önemli düzeyde sistemli bir yapıya kavuşturulduğunu, daha bir sistematize içerisinde konunun ele alındığını ve bu perspektife karşı çıkan ya da bu perspektife karşı duran görüşleri de analiz etmek suretiyle Paul Ricoeur, sosyal bilimler alanında, beşeri bilimlerde yorumun, anlamın imkanını, sınırlarını ve fayda ve yararlarını bizlere sunmaya çalışmıştır. Efendim, sabırla dinleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki inşallah derste, başta da söylediğim gibi, bütün bu anlattıklarımı toparlayıcı mahiyette, genel anlamda bir hermenötik değerlendirmesi yapıp arkasından kaldığımız yerden gelenekte gösterge bilim başlığını taşıyan yorum meselesi kitabına inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.